Evet Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise bölgesel savaş tehditleriyle ilgili her türlü tedbirin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alındığını açıkladı sayın seyirciler. Bakanlık kaynakları Lübnan'daki olası tahliyelerle ilgili de hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. İsrail'in tehditlerinin artırdığı bölgesel savaş riski Milli Savunma Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kaynakları Türk ordusunun her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Çok boyutlu bir güvenlik stratejisiyle değerlendiriyor. Alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail'in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istihbaratı, istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Dekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Lübnan'dan olası tahliyelerle ilgili de hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler dışişleri Bakanlığıyla koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Kaynaklar 9 Eylül'de İzmir'de yapılmayıp Teknofest'te yapıldığı için tartışma yaratan hava gösterisiyle ilgili de açıklama yaptı. Bu yıl Adana'da icra edilen Teknofest'te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerimizden gelen yoğun istek ve faaliyetin Akdeniz bölgemize ilk defa icra edilmesi nedeniyle gençlerimizin havacılık sevgisini artırmak, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kabiliyetlerini göstermek ve gençlerimizi bu buluşmadan mahrum etmemek için Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda icra edilmesi planlanan hava gösterileri Teknofest'te icra edilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı içinse İzmir'de hava gösterisi planlanmıştır. Ulusal kanalın da gündeme getirdiği Yunanistan'daki NATO tatbikatı ile ilgili de bakanlık kaynaklarından açıklama geldi. Kaynaklar, Yunanistan'la yaşanan egemenlik ihtilafı nedeniyle Türkiye'nin NATO tatbikatına katılmadığını vurguladı.